Merhaba. Merhaba. Ne haber? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Virüsem set kamera arkası belgeseli yapmayı planlıyorum. Bir film nasıl yapılır? Bağımsız ve amatör. Hatta garaj filmi nasıl yapılır? Onun belgeselini yapmaya çalışıyorum. Bizden sonra da illaki böyle işler yapmak isteyen arkadaşlarımız, dostlarımız, kardeşlerimiz olacaktır. Onlara bir rehber olması açısından 155 lirayla çıktığımız bu yolda ikinci filme giden yolculuğu anlatalım istedim. İkinci filmi ben yazmadım, sen yazdın. O yüzden sen konuşacaksın, biz izleyeceğiz. İyi seyirler. Vay be, çok havalı oldu. Yalnız şu ışıklar falan da var ya, efsane ha. Bu arada bunları burada konuşacak herhalde en son kişi benim. Yani bu kadar yönetmen, bu işin üstadı insanlar dururken biz amatör olarak da naçizane burada kendi yaşadığımız deneyimleri anlatabiliriz. Ben şu an kameranın ya da lensin de nerede olduğunu göremediğim için. Burada. Nerede o? Burada. Şu ışığın altında mı o ucu? Evet. Ha. Ya bakamıyorum, nereye bakacağımı da bilmediğim için böyle. Çok zor işmiş. Öncelikle bunu söyleyeyim. Yani sinema ya da bu dizi, seyrettiğimiz o diziler, ulan ne dandik diziler denen o şeyler falan var ya. İnsanlar o kadarcık şey için bile çok emek harcıyormuş. YouTube'da da buna benzer bir sürü video var, değil mi? Farklı evet. Konularda olsun, filmler yapılmış. Bunları izlerken ben kendim şahsen, burada açık ve net konuşacağım. Ya ne kadar amatör şeyler işte, çok basit konular. Ana çekimlere bak ne kadar iğrenç, açılara bak, ay ışığa bak falan filan. Çok eleştiri yapıyordum kendimde. E tabi sonra Said'in yaptığı bu En Virüsü filminden sonra, Said'le tabi tanışmıştık. Bir CGI çalışmaları oldu öyle, biraz toparladı filmi falan filan, yayınladı. Ondan sonra ulan dedim, Said bunun daha iyisini yapabilirdi. Niye yapmadı ki? İşte 155 lirayla yaptık abi, iki kişiydik abi, işte şu gelmedi, bu gelmedi. Diğer YouTube'da çekilen videolarda bakıyorum, işte oynayacağım diyen arkadaşlar oynamıyor vesaire, şu bu falan. Biraz bununla ilgili bir araştırma yaptım. Tabii etrafımda da bu işle uğraşan insanlar var sinema sektöründen. Arkadaşlarımız var sağ olsunlar. Amatör biz kendimiz nasıl bir şeyler yapabiliriz diye yola çıktık. Çok uzatayım mı böyle? Nasıl oluyor? Yo, güzel. Mı? İçinden güzel. Geleni anlat sen. İçimden çok şey geliyor şu an anlatmak. Seni övmek geliyor. Hiç yapmak istemediğim bir şey ama içimden geliyor. Yapacağım yani. Sonra bu yola kalkıştık biz. Tabii öncelikle şu olması gerekiyordu. Bir filmimiz olması gerekiyordu. Yani bir konumuz olması gerekiyordu. Bizim bir konumuz vardı, o film. Yani ilk film. Bunun ikincisi olacaktı. Bunu nasıl yapabiliriz diye biraz kafa patlattım. Ben Said'in önerileri vardı. Said sonra dedi ki, abi bunun dedi hepsi sende dedi, senaryo. Sağ olsun böyle bir şeyi güvenip bana bıraktı. Tabii ben de post apokaliptik konularla ilgili bir şey olduğu için, yıllardır da bununla ilgili araştırmalar yapıp sohbetlerimiz de olduğu için bu konulara hakim olduğumuzdan dolayı hemen dalıverdik bu dünyanın içine. İşte zombiler falanlar filanlar. Ama tabii ilk filme bağlamamız gerekiyordu. O ilk filme bağlarken bunu batırmamamız gerekiyordu. Bir evren oluşturmaya karar verdim ben. Yani En Virüs'e evrenini oluşturmaya karar verdim. Önce bu evreni oluşturdum, yazdım. Yani en başından virüs nereden çıktı, işte nasıl oldu, şu nasıldı, bu nasıldı, oradaki işte TESA kimdir, USM kimdir gibi o şeyler de vardı orada, birimler var. Ondan sonra karakterler var. Bu karakterler kimdi? İşte Doktor Zafer olsun. Nereye koyacaksın? Şöyle göstereceğim mi Zafer'i? Şöyle. Şöyle gösteririz abi. Şöyle sağ altta bir yerde işte Doktor Zafer karakteri. Başka kimimiz vardı bizim? Dur koyayım hemen. Aa koyduk işte Zafer. Doktor Zafer filmindeki Doktor Zafer vardı. E tabi bunun bir hayat hikayesi vardı. Ondan sonra akrabası olan kim vardı bizim? Teğmen Kağan vardı. Ondan sonra Mars'a gittiği söyleniyordu ilk filmde. Şimdi biz Mars'a gidip çekim mi yapacağız? Daha bir bahçede bile bir kamerayla film yapamıyorken Mars'ta nasıl yapalım? Stok videolar gerekiyor bunun için gibi gibi şeyler öğrendik. Ondan sonra kim vardı bizim ilk filmde oynayan başrollerden kardeşim? Alpago. Alpago'muz vardı. Meşhur Alpago. Ben o çocuğa ilk böyle baktığımda lan böyle de oyunculuk mu olur derken sonra baktım ulan dedim adam oynuyormuş. Biz çok şey yapıyoruz. Gerçekten oynuyormuş yani. Çocuğun hakkını yedim ben ilk izlediğimde. Lan böyle oyunculuk mu falan dedim. Sait var ya çok utandım kendimden. İkinci, üçüncü... Ya adam çok gerçekten güzel oynamış. Ve ben bunu eleştirmem böyle arkadaşlarıma da izlettiğimde bu çocuk başarılı dediler yani. Oyuncuymuş o. Yani Hamit'cim seni ben buldum. Evet Hamit kardeşime de buradan selam olsun. Hamit'i buldun, iyi yapmışsın, güzel bir karakterdi. Tabi o filmde Alpago da bir şekilde çıktı gitti. İşte biz onunla ilgili neler yapabiliriz falan filan böyle. Çok isterim yani. Hamit şu an burada değil aramızda. Umarım gelir bir gün yanımıza. Umarım. İnşallah.
Ondan sonra tabii selam da vermiş olduk böylece. Hamit abi 4 yıl boyunca her kısa filmde istisnasız oynayan, Virüsem'i sonuna kadar hak eden, Alpago karakterine gerçekten uyan bir tipti. Evet, yani en virüsüne en virüs yapan adamlardan bir tanesi yani bu karakter. Zaten iki kişiyiz. Ya bunun arkasında kamera mamerada da var, siz bir şeyler yaptınız. Ömer abiler vardı. Yani. Onlarla beraber çektik. Ümid'in Değirmenci'nin, Değirmenci Films'in çok fazla katkısı oldu. Kaldı ki bu filmi çekenler gibi bu filmin tanınması için mücadele eden bir de kitlen vardı senin. Arkadaşların, dostların vardı. Onları da... Öncelikle bugün ikinci filmi böyle seninle tanışmama vesile olan, ikinci filmin gerçekten yapılmasına vesile olan, distopyanın kurulmasına vesile olan Serkan abi harbiden teşekkür ediyorum. Yani Serkan sonra olsun, takipçiler, sana... takipçiler dediğin insanlar, orada Discord'da görüştüğün arkadaşların, sonra film için bağış yapan insanlar olduğu sayede, işte Elazığ'dan İzmir'e bir yolculuğu oldu. Burada birçok insan aslında emek harcıyor. Yani bu öyle basit şeyler değilmiş. Tabii bana düşen kısım da bu işin yazım kısmıydı, senaryosuydu. Senaryo çok önemli bir şey. Bunu okuyan okulunda okunuyor. Yani bunun bir okulu var, bölümü var. Senaristler, bu bir meslek. Böyle ben de bu işi yaparım denen bir şey değil. Biz amatörce yapıyoruz bu işi. Asla onlar gibi bir şeyler yapamayız. Nacizane bizim de bir fikrimiz var. İşte bahçemizde, orada burada bir iki çekelim. Hatıra elimizde bir şey kalsın dedik ve yola çıktık. Bu evreni oluşturduk. İlk filmdeki karakterlerle ilgili bir şeyler oluşturduk. Yeni karakterler oluşturduk. Ondan sonra bunların hepsini bir araya topladık. Filmden şimdi spoiler vermeyeceğim. Spoiler deniyor değil mi buna? Aynen. Bak spoilerin de ne olduğunu öğrendim. Bu arada gözlük de... Senaristlikten kalma. Senaristlik mesleki bir aksesuar. Deformasyon. Nasıl? Formata uyayım dedim. Hani bıçaklarla, baltalarla doğada gezmek olmuyor Sait'cim. Gözlük de böyle kibar takılayım diye. Zafer. Ondan sonra biz bu senaryoyu oluşturduk. Ve bu senaryo bundan yaklaşık 2 gün önce ben bunu 1 sene sonra, 1 sene değil ne kadar sürdü Sait benim hazırlamam? 8 ay. 8 ay sürmüş. Yani bana Sait hadi abi sen benim işimi yapmıyorsun dedi ama ben 8 ay boyunca bir şeyler oluşturdum. Tabii birçok farklı senaryo oluştu. Çok güzel sen, yani benim mesela bu senaryo içime sindi mi? Hayır, çok daha iyi bir şeyler çıkabilir. Fakat bütçe, oyuncu ya da buna benzer etkenlerden bizim belli bir çerçevede bunu kısıtlamamız gerekiyor. Ama kötünün iyisi derler ya, hani bizim daha iyisini yapabiliriz ama imkanlar doğrultusunda. Mesela gönül ister ki profesyonel oyuncular oynatmak, gönül ister ki bu senaryoyu bir senariste verip düzenletmek ya da Sait yönetmen ama başka bir ışık değil mi? Bu kamera arkasında da bir sürü ekip çalışıyor. Hani böyle bir şey yapmak ama biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Ve ortaya güzel bir şey çıkardığımızı düşünüyorum. Şimdi hala onun üstünde ufak tefek içimize sinmeyen sahneler ya da ekleyip çıkaracağımız şeyler var. Bunun üstünde konuşurken bir yandan da deneme çekimlerine başladık tabii. Deneme çekimleriyle beraber de Sait'le bir araya geldik. İşte şu açılar, bu açılar falan filan diye. Aksiyon çekimleri özellikle. Aksiyon, evet, bu filmde biraz aksiyon dedik yapalım. Hani elimizde öyle imkanlar var. Çok aksiyon tipler var elimizde. Karakterler çok. Egemenizmi var bir kere? Ben yokum. Ben bu filmde yokum Sait'cim. Yani böyle bana filmde oyna diyor. Ben bu filmde oynayamam. Ben oyuncu değilim. Tamam oyuncu değiliz. Amatör yapıyoruz bu işi ama yok yani ben o kadar. 4 tane yapımcı katılı oynar mısın? 4 tane yapımcı katılı. 4 tane 650 lira bağış. Benim parayla işim yok. Ben her şeyi sanat için yapıyorum. Neredesin? Göremiyorum ki. Göremiyorum da adamı da göremiyorum. Yani durum bu. Ben çok uzatmayayım artık. Biz elimizden geldiğince Sait'in yanında olmaya çalışıyoruz işte. Asıl iş sizde bitiyor, izleyenlerde. İsteniyor. İsteyenler var, eleştirenler var vesaire ama Sait'i hiç yalnız bırakmadınız. Bu kanalı da hiç yalnız bırakmadınız. Onun adına ben size buradan teşekkür ederim. Ben misafirim. Bugün varım. Yarın ne olacağım belli değil. Yaşlıyım. Ama Sait size emanet. Peace. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederiz.